Yeni Doğan Çetesi davasının ilk duruşmasının altıncı oturumu vardı. Dün elebaşı olduğu iddia edilen eski terörist e, Ferhat Sarı, Fırat Sarı ilk savunmasını yaptı. Açıkçası onunla böyle aynı karede olmak bile beni rahatsız ediyor ve e, önceki e, oturumlarda konuşan sanıkların aksine o biraz daha pişmanlık belirtileri gösterdi, e, insanlığını kaybettiğini söyledi. Ancak bebek öldürme ithamını kabul etmedi. Hatam olabilir, ihmalim olabilir ancak kimseyi öldürmedim dedi. Bebekleri Yeni Doğan çetesi davasında sonunda elebaşı olduğu iddia edilen Doktor Fırat Sarı ifade verdi. Sarı, bebek ölümleri yerine kendisinin tutuklandıktan sonra nasıl değiştiğini anlattı. Yoğun bakım için milletvekilleri beni arardı dedi ama isim vermedi. Fırat Sarı, hakimin yeni doğan bakıma ihtiyaç duyulan bebeklerden hastane sahiplerinin haberi var mı sorusuna vardı. Hastane yönetimleri beni sıkıştırırdı. Daha fazla hasta yatırmak istiyorlardı. Ben de hasta sayısını artırıyordum diye yanıtladı. Yeni doğan bebek sevklerinin kendilerine nasıl geldiğini de anlattı. İl dışı sevkler var. Örneğin Keşan'da bir bebek doğdu acil müdahale gerektiren. 112 her yeri arıyor. Yer bulamadığı zaman Serdar Yüksel gibi arkadaşlar var. 112 onları arıyor. Bu arkadaşlara söylüyor. Bu arkadaşlar da bizimle temasa geçiyor. Uygun yerimiz varsa biz alıyoruz. İstanbul için söylüyorum. 112 iyi işleyen bir sistem değil. Sarı, hemşirelerin maaş ödemesinde usulsüzlük yaptıklarını kabul etti. Sağlık Bakanlığı'nın bebeklerin ölümüyle ilgili hazırladığı rapor için mantıksız bir rapor aşırı agresif hazırlanmış diyerek kendini savundu bebek ölümleriyle ilgili suçlamaları kabul etmedi. Sadece dinleme sürecindeki bebeklerden ötürü yargılanıyorum. Opera ve karan bebekler benim bakmadığım bebekler. Sezer bebekler enfeksiyon nedeniyle yatmış. CPR vermediğimiz için suçlanmışız. Karakoç bebek 3 kilo 200 gram doğmuş, 2 kilo ölmüş. Karnı şişmiş, bağırsakları patlamış. Karan bebekle ilgili bir film gördüm. Dursun Hoca bir film daha çekmiş. Deniyor ki Fırat ve İlker uzun yatırmış komplikasyonlarla ilgili diyorlar. Bebek bir saat sonra ölmüş mantığa aykırı. Mahkeme başkanı fişi çek konuşmasını da sordu. Sarı, kimsenin fiş çektiği yok. Duyunca irite oluyorsunuz. Haklısınız. Ben hastaları uzun yatırmakla suçlanıyorum. Neden öldüreyim diyerek kendisini savundu. Hakimin sabıkalarını hatırlatması üzerine sanık Sarı, 30 yıl önceki şeyler insan değişmez mi başkanım? Ben 6 ay önce tutuklandığımda da değiştim diye yanıtladı. Bebekleri öldürürsen İnsan değişmez mi diye sormuş mahkeme başkanına Fırat Sarı. Hayır değişmez katil yine ta katil çünkü e, terörist e, olup sonrasında aftan faydalanıp topluma karışınca bir de üstelik kamuya e, ulaşma şansı verilince bir kere katil olan o fırsatı eline geçirirse yine olabilir. Dolayısıyla insan değişir mi? bu örnekten konuşacak olursak değişmez gibi görünüyor. Maalesef içimizi acıtan ve gençlerimizi, çocuklarımızı, kız çocuklarımızı kime emanet ettik diye sordurtan haber dosya Narin Güran cinayeti. Şimdi Sözcü Televizyon'un ulaştığı görüntüler gelecek ekrana. Narin'in arkadaşlarından ayrıldığı tepede bulunan İzmarit üzerinde genotip incelemesi yapıldı ve şimdi öldürüldüğü düşünülen ahırda da lazer ışığıyla bir arama yapıldı. Bu iki gelişmenin bu cinayetin aydınlatılması için yeterli olup olmayacağı da merak konusu. Buradan nereye doğru gidiyordun Nare? Buradan şöyle İlk duruşmada katil ortaya çıkmadı. Narin cinayeti dosyasında Casus beden bulunmadan önceki biyolojik bulgu çalışmalarına sözcü ulaştı. Şey, Sözler Sözler Sözler. Sözler. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Naren Güran en son 15-15'te okul kamerasından çıktı. Arkadaşlarından ayrıldığı tepede yapılan aramalar ortaya çıktı. <laughs> Naren'in eve gitmek için çıktığı tepede bulunan izmaritler üzerinde genotip inceleme yapıldı. Boş bir gübre çuvalı ve evine yakın noktadaki inşaat eldivenlerinde de parmak izi, DNA ve biyolojik bulgu incelemesi yapıldı. Dosyadaki delillere göre Nari'nin ahırda öldürülmüş olabileceği değerlendiriliyordu. Ahırdaki toprak zeminde özel lazer ışıklarıyla delil arandı. Nari'ne ait DNA bulgusu arama çalışmaları fotoğraflara yansıdı. Tüm bu arama çalışmaları ve babanın isteğiyle incelenecek DARA 2 kamera kayıtlarında... Katile dair bir iz bulunup bulunmadı. İkinci duruşmada ortaya çıkacak.